Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Antalya'da futbol organizasyonunda denk geldik Mertens'te. Benim intibam, hissiyatım, ailesiyle çok mutlu olduğu yönünde ve devam etmesinin yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Abdülkerim, Barış ve Kerem Aktürkoğlu gibi değerli isimlerin sözleşme konuları vardı. Yönetim onları da bir Doğru. sorun halletti. Ee, sadece lig var bu normalde Galatasaray'ın bu sezon istediği bir şey değildi mevsim bu döneminde. Sadece ligde devam etmiyor. Okan Hoca yönetimi oyuncular hiçbir istemezdi. Galatasaray her zaman nerede kupa varsa ona talip olan Doğru. bir camiadır ve bu anlayışla devam etmiştir. E, kupada elendi, Avrupa'da elendi ki Avrupa'daki tehlikeyi de söylemiştik Sparta Prag serisi öncesinde. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık gibi devam etmiyor süreç. Oyuncuların yönetimi motivasyonu kupa bir gibi değil demiştik. Beklediğimiz gibi de oldu, elendi Galatasaray ama hep söylüyorum bir kez daha tekrar edeyim. Kopenhag kaybederek City ile oynama şansını, Pırağı kaybederek Liverpool ile oynama şansını kaybetti. Bence bu sezonun en büyük kaybı budur. Çünkü Sasha Boy nasıl Bayern Münih maçlarında parladıysa belki City maçlarında evet kaybedebilirsiniz ama kaybederken de kazanmak söz konusudur. Siz City ile oynamak durumundasınız sonun altında. Maçın adı Galatasaray Manchester City. Ve ayakta kalmaya çalıştı. Başı dik ayrıldı, elendi ama alkışlandı. Yani bu Sparta Pırağı eğlenmekten daha evladır benim için. Ve maddi olarak da büyük kazanç vardı. O yüzden en büyük kayıp Kopenhag maçıdır bence. Orada büyük bir motivasyon boşluğu oldu. Sonrasındaki süreci hatırlayalım. Oyuncuların birçoğu fiziksel olarak kendini zorladı. Kopenhag maçında oynamak için ve Kupa 1'de oynamak için. Bunun etkilerini biz Ocak'ta gördük. Bir düşüş oldu. Daha sonra irili ufakta artışlar yine. Halen yeterli olmamakla birlikte bence. Çünkü şampiyonluk oyunu başka bir şeydir. Daha formda oyunculara ihtiyaç var henüz bu oyunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Abdülkerim ve Sanchez'den en az birisinin eski gücüne ve formuna dönmesi gerekir. Berkan'la kapattı Galatasaray Kasımpaşa maçında stoperi. Burası bir tehlike. Güney'e iki maç ceza verildi. O da mesela Galatasaray için tabii ki bir eksik olacak. Zaha'nın dönüşünü önemsiyorum. Ziyech'in dönüşünü önemsiyorum. Çünkü Zaha ve Ziyech tarzı yetenekli oyuncular özellikle bu mevsimde son düzlükte her zaman iş yaparlar. Bir hareket, bir çalım, Kasımpaşa maçında oyuncunun önüne geçmek suretiyle pozisyon almak. almak ve adam eksiltmek, kart gördürmek ve Ziyech'in Icardi'ye verdiği asit unutmayalım. Mertens'e verdiği bir pas vardı. Mertens karşı karşıya kaldı. Biraz panik yaptı, Kerem'e bırakmıştı. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Okan Buruk onay verdi. İşte Nelson ve Sanchez'in alternatifi Galatasaray'da sezon sonu bir hayli hareketli geçecek gibi gözüküyor. Sarı kırmızılılarda gelecek ve gidecek oyuncuların bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon ortaya koydukları futbolla Avrupa devlerinin hedefi olan Victor Nelson ve Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek. Galatasaray yönetimi iki stoperini iyi teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom İki yıldızının takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen Igo Ogbu'yu transfer listesine ekledi. Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 24 yaşındaki stoperin menajeriyle masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Ogbu ismine sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Slavia Praga transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Ogbu. Bu sezon Çek ekibinde 32 maçta forma giyerken istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ogbu, Çekya ekibi Slavia Prag'da toplam 50 karşılaşmada boy gösterdi. Genç yetenek 50 maçta 3 gol atarken bir de asist yaptı. Okan Buruk'tan karar, Kerem mi? Zaha mı? Sezonun bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Sarı Kırmızılılar üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma başladı yönetim gelecek sezon için yoğun mesai harcarken teknik direktör Okan Buruk ise lige odaklandı. Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanarak zafere uzanmayı amaçlayan başarılı hoca bu sezon geçen sezonki kadar kadrosundan tam anlamıyla istediği verimi alamadı. Sezon başında kadroya katılan yıldızlar pek beklentileri karşılayamazken bazı oyuncularda inişler çıkışlar yaşadı. Bu konudaki ilk göze çarpan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu. Bu sezon 14 gol, 8 asistle oynayan başarılı futbolcunun son haftalarda formu düşmüştü. A milli takımda da performansıyla beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu, yine hocası Okan Buruk'un bir numaralı tercihi olacak. Buruk, ligdeki Hatay sınavında da Zaha'yı kulübede oturtup oyuna Kerem'le başlamanın hesapları içinde. Ancak 25 yaşındaki futbolcu yine etkisiz kalırsa, Sezonun kalan bölümünde Zaha'nın daha fazla ilk 11'de şans bulacağı ifade ediliyor. Fernando Muslera Fenerbahçe maçını bekliyor. Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera yoluna sarı kırmızılı formayla devam edecek. Tecrübeli oyuncu sezon içinde konsantrasyonunun bozulmaması için bir türlü imzaya yanaşmıyordu. Ancak kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Muslera ile Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin hemen ardından yönetimle son bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşmede son detayların görüşülmesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera'nın resmi imzayı ise Fenerbahçe ile ligde oynanacak maçtan sonra atacağı öğrenildi. Bu sezon 43 maçta 44 gol yiyen Uruguaylı eldiven 17 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Barış Alper'e teklif 16 milyon euro. Galatasaray'ın genç jokeri Barış Alper Yılmaz için Napoli'nin ilgisi giderek ciddileşiyor. Okan Buruk'un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle Joker olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon avrosu garanti bonuslarla 20 milyon avroyu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibinin garanti ücret teklifini 16'ya Başarı bonuslarıyla birlikte toplam tutarı da 25 milyon avroya çıkardığı belirtildi. Devre arasında gelen ilk teklifte Sarı Kırmızılı yönetim 23 yaşındaki başarılı oyuncu için 20 milyon avro garanti ücret talep etmişti. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'ın geçtiğimiz günlerde Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso ile bir araya geldiği iddia edildi. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper konusunda aceleci davranmak istemiyor oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan sarı kırmızılı yönetim, Barış'ın milli maçlarda piyasasının daha da artacağını öngörüyor. Yönetim, İtalyan ekibiyle şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Eğer Barış Alper gitme konusunda ısrarcı olursa pazarlıklar somut bir şekilde başlayacak. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Messi'den yıllar sonra PSG itirafı. Messi'nin 2021 yılında Barcelona'dan ayrılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı ve forvet oyuncusu 13 yaşında katıldığı kulüpten sözleşmesi sona erdiğinde ayrıldı. Alel acele düzenlenen bir basın toplantısında gözyaşları içinde veda eden süperstar daha sonra lig bir ekibi PSG'ye gitti ve Fransa'nın başkentine ayak uydurmakta zorlandı. Messi Big Time Podcast'ine şunları söyledi. PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da çok iyi gidiyordum ve orada kalmayı planlıyordum. Başka bir ligi, başka bir kulübü, yeni bir soyunma odasını tanıdım. Aramadığımız bir değişiklikti ve bu yüzden ilk başta zor oldu, açıklamasını yaptı.